Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir gün içerisinde olan sıcak su ile kurulan karnabahar turşusu tarifiyle geldim. İki renkli karnabahar turşusu arkadaşlar. İnanılmaz çok çabuk oluyor ve kütür kütür. Burada da sizlere sesini dinleteceğim. Evet, duyduğunuz gibi hemen yemeğe hazır bir turşu arkadaşlar. Bu turşuyu olması için 2 hafta veya 4 hafta beklememize gerek yok. Kurduktan sadece bir gün sonra yemeğe hazır bir turşu. Evet, dilerseniz hemen yapımına geçelim. Malzememiz bir tane karnabahar kullandım ve kırmızı lahana kullandım. Kırmızı rengi içinde arkadaşlar. Evet, karnabaharımızı yıkıyoruz, çiçeklerini ayırıyoruz. Öncelikle kavanozumun büyüklüğünü sizlere söylüyorum. Daha sonra kullandığım ölçüleri sizlere vereceğim arkadaşlar. Kavanozumun iç hacmi 1650 milimlik bir kapasiteye aittir. Bunun için içi dolana kadar karnabahar doldurduktan sonra içerisine yarım çay bardağından biraz daha fazla, yani 3 yemek kaşığı kadar neredeyse iri kaya tuzu kullandım. 2 tatlı kaşığı şeker ve 1,5 çay bardağı elma sirkesi kullandım. Turşumun iki renkli olması için kavanozumun birini bu şekilde karnabahar ile doldurduktan sonra 4-5 tane çiçeği de bırakıyorum. Ve kırmızı lahana ile birlikte bu turşuyu da hazırlayacağım aynı ölçülerle. Daha renkli olması için, iki renk olması için turşumuzun hem göze hem mideye hitap edecek. Evet, böyle kırmızı bir lahanam vardı. Lahanamdan da bir parça kestikten sonra onları da yemelik porsiyonluk olarak irice doğradım. Kavanozumun içerisine karnabahar, beyaz lahana, kırmızı lahana ile birlikte doldurdum. Kırmızı lahana kısa bir süre sonra rengini suya bırakacaktır ve suyun rengi pembeleşecektir, morlaşacaktır. Bu renk de karnabaharımızın renginin değişmesine sebep olacaktır. Evet, dilerseniz pancarla da yapabilirsiniz. Renginin değişmesi için pancar turşusunun içerisine de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ben lahana tercih ettim. Evet, kavanozumun tabanına kırmızı lahanadan koyduktan sonra karnabaharları yerleştirdim. Geri kalan kırmızı ve beyaz lahanaları da doldurarak kavanozlarımı bu şekilde hazırlamış oldum. Evet, her bir kavanozun içerisine yarım çay bardağından biraz daha fazla, dediğim gibi arkadaşlar, aşağı yukarı 3 yemek kaşığı kadar iri kaya tuzu kullanıyoruz. Kaya tuzumuzu neden kullanıyoruz arkadaşlar? Turşularımız çabuk bozulmasın ve çabuk yumuşamasın diye iri kaya tuzu kullanıyoruz. Bu yüzden turşulara mutlaka iri kaya tuzları kullanalım. Evet, 2 tatlı kaşığı da şeker ilave ettim her bir kavanoza. Ve 1,5 çay bardağı da, dilerseniz elma sirkesi ya da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır. Ben beyaz üzüm sirkesi kullandım bu kez. Turşu kurarken arkadaşlar ben şekerini, tuzunu ve sirkesini önden veriyorum. Daha sonrasında suyunu ilave ediyorum. Çünkü böyle yapmak daha kolay oluyor. Malzememiz artmıyor ve ziyan olmamış oluyor. Daha sonrasında yeteri kadar sıcak suyunu ilave edeceğim ve turşularımı hazır hale getirmiş olacağım. Evet, bu şekilde şekerini, sirkesini ve tuzunu ilave ettikten sonra kettle'ımda su kaynattım arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 litre kadar sıcak suydu. 2 kavanozuma yeterli geldi. Evet, kaynamış olan sıcak suyu da üzerine döktükten sonra kapağını kapatıyorum ve bu şekilde bir gün bekletiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, beni lütfen kanalımda yalnız bırakmayın. Yorum ve beğenilerinize ihtiyacım var. Bu paylaşımları ben sizler için yapıyorum. Sizler de bana bir şekilde destek verirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere göstermek için bir gün sonra turşularımı açtım arkadaşlar. Hem olduğunu hem de sizlere lezzetini ve çıtırlığını, kütürlüğünü göstermek istedim turşularımı. Ve gördüğünüz gibi lahana ile kurduğumuz turşularımızın rengi de inanılmaz güzel pembe oldu.
kısa bir sürede, eğer daha fazla beklerse bu beyazlık tamamıyla gidecektir. Tamamıyla pespembe bir karnabahar elde etmiş olursunuz. Bir gün içerisinde bu şekilde geldiyse düşünün arkadaşlar, eğer 10 gün 2 hafta durursa rengi daha da bir pembeleşecektir. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere turşumuzun kütürlüğünü de göstermek için test yapacağım. Bu testi de sizler için yapıyorum. Sesten dolayı lütfen kusura bakmayın. Evet, sizi de duyduğunuza göre şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum arkadaşlar. Bu kadar pratik bir turşu bir gün içerisinde oluyor. Sıcak su ile kurduk. Ölçüleri verdim. Sonuçta duyduğunuz gibi çok lezzetli bir turşu elde ettik. Ayrıca arkadaşlar poşet turşusu yaptım. Poşet turşu tarifimi de diğer videolarımdan mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Porsiyonluk poşet turşusu çok farklı bir turşu. Ayrıca paylaştığım videolarımı kaçırmamak için eğer kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak zil sesini açarak paylaştığım videolarımı yakından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizle lütfen bana destek verin. Beni yalnız bırakmayın. Dediğim gibi farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.